Merhaba sevgili Tek Rumeli Televizyon izleyicilerimiz. Bir Rumeli'den Karadeniz'in programında da sizlerleyiz. Bu akşam Köprübaşı Derneği'nin düzenlemiş olduğu birlik ve beraberlik gecesindeyiz. Yanımda Osman Karamehmetoğlu var, başkanımız. Başkanım, muhteşem bir gecede bir aradayız. Çok güzel bir salon, güzel sıcak bir ortam. Bir açılış yapalım İnşallah isterseniz. 1400 kişilik bir salon. İnşallah ağzına kadar tıka başa dolacak. Şu anda vatandaşların birçoğu trafikte. İstanbul trafiği malum, gelmeye çalışıyorlar. Köprübaşı halkına, Köprübaşı sevenlere layık olmaya çalışıyoruz. Burada amacımız hizmet. Buradaki gecenin amacı Köprübaşıları buluşturma, kaynaştırma. Birçoğu işte birileri birbirlerini tanımıyorlar. Profesör olmuş, işte vali bey burada. Şimdi kaymakamımız geliyor. Güzel bir gece olacağını umuyorum. Daha sonra vatandaşlarla burada devam edin siz görüşmeye. Ondan sonra inşallah hep beraber tekrar bu konuda görüşürüz. Ben Köprübaşılara iyi eğlenceler diliyorum. Burada. Başkanım, Gebze'den otobüsler kaldırılmış herhalde. Onlar da yolda geliyorlar. Evet, Gebze ve Maltepe'den, Kartal'dan otobüsler geliyor. Onlar da yolda inşallah. Onlar da geldi mi salonumuz dolacak. Programı başlatacağız inşallah. Peki başkanım, görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Sizlere, Tek Rumeli TV'ye ve size teşekkür ediyorum. Kemençe Osmanlı işi oz, çal bana bir kemençe Osmanlı işi oz. Çoktur türkü demedim yürek bala diyoruz, çoktur türkü demedim yürek bala diyorsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Emice nerelisin? Süleymaneliyim ben. Köprübaşı'nın. Hadi isim soyisim. Bayram Uzuntaş. Bayram amca, Köprübaşı'nın gecesine geldik. Nasıl buldun geceyi? Daha yeni başlamış ama kuvvetli bir gece bu gece. Bu acayip bir iş. Bunu nasıl başladınız bu kadar ya? Bayram amca, Köprübaşı'na gidiyor musun? Gidiyorum. Nasıl yani? Ben ekseri Trabzon'dayım. Şimdi birkaç ben burada da durum, benim burada da yerim var. Her yerde var. Bu Bolu'da da var, Karadeniz Mahallesi'nde var. Zaten kasketi görünce dedik kesin ağa bu. Yok, o kasket değil, o kasket. Eskiden ağaydı şimdi. Yok, yine ağa gibi duruyor. Yok. Ağa değil. Bayram amca, peki burada kaynaşma, birlik ve beraberlik gecesindeyiz. Güzel bir gece. Bununla alakalı da bir şeyler söyle istersen. Ya iyi bir şey yapın arkadaşlara, ilgilenen arkadaşlara Allah razı olsun. Böyle bir toplantı yapıp da böyle hepsini milletin bir yere getirmek o bir mesele. Yanımızda Mehmet amca var. Köprübaşı'ndan gelmiş Mehmet amca. Doğru mu Mehmet amca? Evet, doğru. Köprübaşı'dan gelmiş. Mehmet amca, nasıl bugün gece? Gece güzel. İnşallah güzel olacak. Güzel olacak. Evet. Siz nereden geldiniz Mehmet amca? Bir tanıt kendini istersen. Ya ben Trabzon, Sürmene, Köprübaşı doğumluyum. 30 senedir İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da yerleşim. Yani işim de burada İstanbul'da. Yani ne güzel oldu. 30 senedir buradayım İstanbul'da. Çok güzel bir gecede bir araya geldik. Köprübaşı birlik ve beraberlik gecesinde. Evet, aynen öyle. Osman Başkanı ne demek istersin buradan? Osman Başkanı başarılar diledik inşallah. Güzel bir etkinlik düzenlemiş ama değil mi? Evet, çok güzel. O zaman Mehmet amca, buradan bir Köprübaşı'na el salla, selam söyle oradaki akrabalar. Köprübaşı'nda akrabalar, arkadaşlara selamlar. Hayırlı geceler. Allah'a emanet. Sağ ol, Allah'a emanet. Allah razı olsun. Yani arkadaşlarla bir araya gelmemizden gurur duyuyoruz. İsmin ne amca? Orhan Demirci. Ben Köprübaşı'nda 20 sene esnaflık yaptım aynı zamanda. Kalktın geldin İstanbul'a. Kalktık geldik İstanbul'a. Ne işin vardı İstanbul'da önce ya? Vallahi İstanbul, herkes İstanbul'a koşuyor, biz de geldik. Doğru, doğru. Peki gidiyor muyuz Köprübaşı'na? Köprübaşı'na gideriz, yazın oradayız. Oo, ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. Yazın Köprübaşı'ndayız. Hoş gelmişsin başkanım. Peki amca gece güzel yemekle başlayacak ve devamında sanatçılarımız olacak. Osman Başkan bayağı güzel şeyler çıkarmış bu akşam için. Çok memnun olduk, Allah razı olsun. Düzenlediklerinden çok teşekkür ediyorum. Beyarada insanları böyle toplu görüyoruz. Bundan yani kuruculardan bu teşkilatı memnun oluyoruz. Fatma Hanım ne yapayım? Başka çarem kalmadı. İstanbul'a gideyim. İstanbul bavulunu Sürmene'de bağladık. Tren hareket etti. Garip garip ağladık. Kurbanlayayım. Sürmene toprağına, taşına, İstanbul'a düşeli neler yedi başıma. Süper. Yiyeyim birkaç tane yürekten, yana yana ben acırım sevuba tabi yana, hakkımı helal etmem bana sebep olana. Kutlu bilek yolum yok her yolum, acı keder Allah'ım, al bu canı çektuğum, acı yeder Allah'ım, al bu canı çektuğum, acı yeder ben ha bu kaderimden nasip olayım razı, ettim sayısız sevda, aldım ele yaramazım. Acı mutluluk vaat edilmiştir, çektirdin bana acı, daha sana inanmam da yalancısın yalancı. Aşka deşine yandım eski sevdalarımdan bir tane, alamadım ne günlerim var idi hani, o günler hani eski sevdalarımdan da alamadım bir tane. Burada hacı amcamı gördüm, Trabzonspor'a atkısını da takmış mis gibi. Selamun aleyküm hacı amca. Selam, biz Trabzon'un kalbi kelimesinden bunu bugün... Onun şerefine. Biraz da öyle yaptık tabii. İsminiz ne amcam? İsminiz ne? İsmail Hakkı Yazıcı. İsmail Hakkı Yazıcı. Orada Enver Yazıcı abim. Bunlar yeğenimden burada eli kalktı. Ayrıldı. Geziyor. İsmail ondan amca nasıl buldun ortamı? Oğlum, güzel mi? Oğlum Hatice de bak, o da yeğenim. Bütün herkesi topladın. Bir oğlum etrafına. Daha var efendim. Bütün herkesi topladın etrafına bu akşam burada. Herkesi ben... Biraz ses konuş, ses duyuyor. Ben herkes de ben. Biz yani beraber böyle. Birlik beraberlik değil mi İsmail amca? Tabii. Oyna horon bir oyna bir illeri bir geri bir illeri bir geri. Oyna horon bir oyna bir illeri bir geri bir illeri bir geri. Oynayın arkadaşlar buraya yeri dur yeri buraya yeri dur yeri. Oynayın arkadaşlar buraya yeri dur yeri buraya yeri dur yeri. Ordum yayla yukarı yokuş çık. çıkamayırım, yokuş çıkamayırım. Alıştım sana yavrum, ayrı duramayırım, ayrı duramayırım. Alıştım sana yavrum, ayrı duramayırım, ayrı duramayırım. Oran uşakla dura dura, uşakla dura dura da uşakla dura dura. Ar bulurum seni yavuni sonra sonra, yavuni sonra sonra da yavuni sonra sonra. Küp gibi olduğunu sorup da öğreneyim, sorup da öğreneyim da sorup da öğreneyim. Umuza gelen de aça mı gelmeyeyim, aça mı gelmeyeyim da aça mı gelmeyeyim. Ulla ulla. Saracı saçlarını yaydı omuzlarına, yaydı omuzlarına da yaydı omuzlarına. Ne kadar güzel olup ölürüm yollarına, öldürüm yollarına da öldürüm yollarına. Hey 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 hey. Kalanlar gecesinde kışamda dur onda dur, kalanlar gecesinde kışamda dur onda dur. Anasını yarını iş ondadır ondadır, anasını yarını da iş ondadır ondadır. Ule 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 ule. Seferi uzunmayız sır koyan kalanlar, seferi uzunmayız sır koyan kalanlar. Kalanlar bir başkadır, onda bir keramet var. Kalanlar bir başkadır da onda bir keramet var. Gitarı çamaşırı, astikoli güneşe, gitarı çamaşırı, astikoli güneşe. Ondan ayrı kanali kalmadı bende neşe, ondan ayrı kanali da kalmadı bende neşe. Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Haşim Baltacı'yı ben kürsüye davet etmek istiyorum. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere. Alkışlarınız Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Haşim Baltacı için gelsin bakalım. Bir Çaykaralı hemşeriniz olarak sizi burada ağırlamaktan onur duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arnavutköy'ümüz hızla gelişen güzel bir ilçe. Gölüyle, deniziyle, ormanıyla, mavisiyle, yeşiliyle, her neyi ararsanız insanlığın yaratılışına uygun o güzelliklere haiz, o güzelliklere sahip bir ilçe. Bu güzel ilçenin çok kıymetli misafirleri olarak bu akşam Arnavutköy Belediye'mizin düğün ve davet salonlarında sizleri ağırlıyoruz. Arnavutköy'de de birçok köprübaşıda hemşehrim var. Onların aslında ev sahipliğinde ve tabii ki bizlerin de onur duyduğu kıymetli misafirler olarak sizlerle beraber olmanın hazzını yaşıyorum. Malum seçim çalışmaları, bizim kendi programlarımız var. Ancak bu kadar kıymetli misafir yan yana gelmişken bir hoş geldiniz diyebilmek için, sizlerle birlikte olabilmek için huzurlarınıza geldim. Tekraren burada bulunan tüm kardeşlerime yürek dolusu sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Geceniz hayırlı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun efendim. Öncelikle Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimine ben tek tek sahneye davet etmek istiyorum. Sonra da başkanımızı. Köprübaşılı hemşehrilerim, sayın valim, sayın belediye başkanım, sayın grup başkan vekilim ve değerli çocuklar, bayanlar, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Siz değerli hemşehrilerimi burada nasıl rahat ediyorsak öyle oturalım diyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Köprübaşı'nda ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek amacıyla bu gece düzenleniyor. Hem de birlik beraberliğimiz için düzenleniyor. Ne olur derneğimize, Köprübaşı Derneğimize destek olalım. Bu anlamda öğrencilere burs verme anlamında Köprübaşı'nda ihtiyaç sahibi öğrenci çok. Öğrencinin zengini yoktur. Sizlere, öğrencilerimize yardımcı olmayı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı günler, hayırlı eğlenceler diliyorum. Kıymetli Grup Başkan Vekilim, değerli misafirler, şunu bir kere daha görüyorum. Hani her yerde ifade ediyoruz. Bize her yer Trabzon diyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, niye bize her yer Trabzon? İşte bu birlik ve beraberliği tesis ettiğimiz için bize her yer Trabzon. Bakın, memleketten, Trabzon'dan buraya gelen insanlarımız var. İstanbul'un değişik yerlerinden buraya gelen insanlar var. Bu birlik ve beraberliği sağladığımız için bize her yer Trabzon. Kıymetli hemşehrilerim, bizim topraklarımız kutsal topraklar diyorum ben. Üç cihan hükümdarının bulunduğu, fethettiği, yönettiği ve doğduğu topraklar diyorum. Bu topraklar kıymetli topraklar diyorum. Bakın, bu topraklarda insanlarımız bu ülkeye hizmet etme adına yetişiyor, büyüyor. İşte Köprübaşı'da bizim Trabzon'umuzun her yeri gibi en kıymetli yerlerinden bir tanesi. Çok değerli insanlarımız vardı. Bahsediyorum bunlardan. Vaktinizi almayacağım. Protokol bir hayli fazla. Bakın, rahmetli kahvecimiz vardı. Adnan kahvecimiz. Rahmetli vali yazıcımız da vardı. Bakın, burada kıymetli valimiz var yine. Balıkesir başsavcımız var. Çok değerli hazirum var. Ama 29 yaşında o topraklarda doğmuş ve ülkesine hizmet etmek adına 29 yaşında vali olmuş. Şimdi Ankara'da bizi en iyi şekilde temsil eden yine bir kıymetlimiz var. Mehmet Muş abimiz var burada. Huzurlarınızda kendisini bir kere daha tebrik ediyorum. Gururlu ve mutlu bir şekilde kendinden bahsederken bir Trabzonlu olarak memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Muş kürsüye davet etmek istiyorum. Köprübaşı belki Trabzon'un küçük bir ilçesi ama etkin bir ilçesi. Önemli bürokratlar yetiştirmiş, önemli devlet adamları yetiştirmiş, önemli siyasetçileri bağrından çıkartmış, memleketin farklı kademelerinde hizmet etmek için çok sayıda insan yetiştirmiş bir ilçemiz. Ve Köprübaşı insanı çalışkan, fedakar, vatanperver konusunda tavizsiz, ülkesine bağlı, çalışkan, azimli. Bu özellikleri ki kendilerini Köprübaşı'nın o az önce de söyledim küçük bir ilçe ama kendilerini bu ilçeyi çok büyük yerlere ismini taşımışlar. İstanbul'da, Bursa'da, Gebze'de, Kocaeli'nde, Ankara'da, Türkiye'nin belki ismini sayamayacağım pek çok ilinde varlar, iş kurmuşlar, çalışmışlar, hayata tutunmuşlar. O illerde çeşitli mevkilere gelmişler ama Trabzon'u, Köprübaşı'nı hiç unutmamışlar. Hiç gidip gelmemezlik yapmamışlar. Fırsat buldukça oralara gidip gelmişler. Bu açıdan bu güzel geceyi düzenleyen Köprübaşı Derneği'ne, başkanına, yönetimine ben de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kocaeli Valimiz aramızda Sayın Hüseyin Aksoy, alkışlarla Sayın Valimizi selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Köprübaşı, Trabzon'un sahilden 14 kilometre içeride, yaklaşık nüfusu 4200 civarında olan bir ilçe olmasına rağmen o nüfusun çok çok üstünde insanlar yetiştirerek Türkiye'nin her bölgesine, hatta dünyanın farklı bölgelerine bu insanları gönderen bir ilçemiz. Köprübaşı nüfusu önceki yıllara göre en son açıklanan rakamlarda yaklaşık 2000 civarında artış gözüküyor. O da öyle zannediyorum ki 31 Aralık'ta yapılacak olan mahalli liderler seçimlerinde hemşehrilerimizin büyük bir kısmının orada oy kullanma arzusundan kaynaklanan bir nüfus artışı. Ortalama 4200 civarında olan Köprübaşı'nın nüfusunun genel olarak baktığımızda Köprübaşı'nın dışarıda yaşadığı nüfusla birlikte oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Köprübaşı nüfusuna kayıtlı olan kişi sayısı 36.174. Köprübaşı'ndaki nüfusun çok çok üstünde Köprübaşı'nın nüfusuna kayıtlı olup dışarıda yaşayan insanlarımız var. Bunların sayılarına baktığımızda Trabzon'dan sonra en fazla Köprübaşı'nın yaşadığı kent İstanbul, 8.996 kişi Köprübaşı nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte İstanbul'da yaşıyor. İkinci sırada Kocaeli geliyor. Kocaeli'nin de 4.479 kişiyle ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada Bursa 2.993, Samsun 2.177, Zonguldak 1.682, Ankara 944 ve akabinde diğer illerde devam ediyor. Tabii Köprübaşı sadece Türkiye'ye sığacak kadar bir ilçe değil, yurt dışında da Köprübaşı nüfusuna kayıtlı olup yaşayan insanlarımız var, akrabalarımız, hemşehrilerimiz var. Yurt dışında yaşayan Köprübaşılara baktığımızda da 4.413 kişi Köprübaşı nüfusuna kayıtlı olmakla birlikte yurt dışında yaşıyor. En fazla kişi 3.029 kişiyle Almanya. İkinci sırada Kıbrıs 387, Hollanda 300, Belçika 214, Fransa 176 ve ondan sonra farklı ülkelerde yine bu dağılım devam ediyor. Köprübaşı orada yaşayan insanların tarıma dayalı olarak hayatlarını sürdürebileceği bir imkana, potansiyele sahip değil. Bu bakımdan insanlarımız hayat mücadelesi için dışarıya çıkma, ya ticaretle uğraşma, ya eğitim yaparak bürokrasinin farklı noktalarında yer alma gibi birçok önemli pozisyona sahip oldular. Görev yaptığımız yerlerde zaman zaman memleketimiz nerede diye sorulurdu. Trabzon Köprübaşı dediğimizde, Köprübaşı denince insanlar biraz duraksardı. Köprübaşı'nı çok fazla tanıma imkanı yoktu. Ama ben Köprübaşı'nı bilmiyorsunuz ama Köprübaşı'ndan yetişen insanları size söyleyeyim dediğimde, rahmetli Adnan Kahveci, rahmetli Recep Yazıcıoğlu'ndan bahsedince hepsi bunu Türkiye tanıyor ve biliyor. İnşallah o nitelikteki insanların sayıları her gün artacak ve Türkiye'ye mal olmuş çok değerli isimleri Köprübaşı yetiştirmeye devam edecek. Köprübaşı Kaymakamımız Sayın Uğur Tutkan aramızda. Sayın Kaymakamımızı ben selamlama konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Valimizin ve çok değerli protokolümüzün müsaadesiyle Kültür ve Yardımlaşma Derneğimize, özellikle başkanımıza ve üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Böyle çok güzel bir atmosferde bizleri, çok değerli büyüklerimle, benimle tanışma fırsatı sağladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Köprübaşımızın birliği, beraberliği, güzelliği, başarıları, rahmeti, bereketi daimi olur inşallah. Ayrı ayrı sizlere, hanımefendi büyüklerime, beyefendi büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Başkanımız adına, Dursun Çağlayan başkanımız programımıza katılamadı ama onun adına Federasyon Başkan Yardımcımız Şahin Çakır sahneye almak istiyorum. Birkaç cümle, selamlama cümlesi sizlerden alalım. Bu güzel geceyi, bu güzel atmosferi bizlere sağlayan değerli Köprübaşı Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu'na canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Bir kemençe Osmanlı işi oz, çal bana bir kemençe Osmanlı işi oz. Çoktur Türk'ü demedim, yürek bana diyor. Yıllar oldu çıkmayı aklımdan o gözleri, içimi yaksa da hor gören o sözleri. Ya Rabbim göreysin sevgin o. Kıymeti yok Allah'ım bu kuluna, belki de mutluluk çok olur. Bilenlerle birlikte ben artık sürmelede nefes alamayırım, gurbet yolu göründü burada duramayırım. Sonra sağ dostlar söylem ayun yerimi, söylem ayun o zalıma, hala çok sevdum. Şimdi sizde dostlar söyle mayun yerimi, söyle mayun o zalıma, hala çok sevduğum. Arka tarafa geliyor mu sesimiz? Oo hocam. Eyvallah. Bu arada da canlı yayındayız değil mi? Başkent TV'de. Başkent TV'ye de çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Devam ediyor hikaye. Boşuna gelme gülüm, bakmam yüzüne, bakmam senin gibi değilim, sevduğumu bırakmam, yıkıldım bu yıkımı ben artık kaldıramam, ne çaykar ne sürmene, Trabzon'da duramam. Bilenlerle birlikte ben artık sürmenede nefes alamayırım, gurbet yolu göründü, burada duramayırım, soran olursa dostlar söyleme. Zaluma hala çok sevdum diyor. Oy ben artık sürmelerde nefes alamayırım, gurbet yolu göründü, burada duramayırım, soran olursa dostlar söyleme. Zaluma hala çok sevduğum. Yanımızda başta Trabzonlar Derneği Başkanı Sayın Ethem Coşkun ve Trabzon Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Köksal Bayraktar var. Başkanım, muhteşem bir gecede bir aradayız. Nasıl buldunuz geceyi? Evet, gerçekten katkısı olan başta dernek başkanımız ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortam. Yani düşündüğümden çok daha güzel oldu ki gerçekten şu anda İstanbul'un çok dışında olan bir yerde bu güzel programı yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Peki başkanım, burada birlik ve beraberlik adına çok güzel mesajlar verildi. Köprübaşı için güzel bir akşam oldu. Bununla alakalı görüşleriniz oldu. Şimdi bizim bütün derneklerimizin gerçekten Trabzonlu olarak bir kuruluş amacımız var. Bu da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana hep olduk. Bundan sonra da inşallah olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz ayrıca Trabzonlar Derneği olarak bildiğiniz gibi yaptığımız bütün programların adı Hamsi Şöleni dahil, piknikler dahil. Hepsinin tek bir adı var. O da birlik ve beraberlik, kardeşlik gecemiz. Son zamanlarda ülkemiz üzerine oynanan oyunlarla ilgili biz Trabzon olarak elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Peki başkanım, çok teşekkür ediyorum size. İyi akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet Köksal abi, muhteşem bir gecede bir aradayız. Senin de görüşlerini alabilirim. Öncelikle Köprübaşı Dernek Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir etkinlik yaptığı için ve hemşehrilerimizi komple bir araya topladığı için. Bu tip organizasyonlar güzeldir. Hemşehrileri kaynaştırma adına çok güzel olduğunu düşünüyorum. Herkes eğleniyor, eğlenceye devam ediyor. Oh, yaşa! Titre, 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 titre. Aha. Karıştım ortalığı yaylasında, bir dumanla karıştım ortalığı yaylasında, körüm yarım dedin acaba, rüyasında körüm yarım dedin acaba, rüyasında haber yolladı bana gideyim, ormana haber yolladı bana gideyim, ormana ormanda sevdalıklar ne sana, yuvadama ormanda sevdalıklar ne sana, yuvalıma. Bravo! Horon halkasına müdahale edelim, tek halka olsun. Köprü başına yakışır bir kovan olsun. Hep birlikte. Dün gene, bugün gene koyma, bir dikene. Dün gene, bugün gene koyma, bir dikene. Eskide, dedum gene, dedum gene. Eskide, dedum gene, dedum gene. Haber yolladı bana gideyim. bana haber yolladı bana gideyim. Ormana ormana sevdalıklar ne sana, yuvarlama ormana sevdalıklar ne sana. Harika gözüküyorsunuz, harika. Bütün Köprübaşı versin el ele. Kabur Dağı'ndaki gibi horon olsun. Sultan Murat'taki gibi horon olsun. Kahvadüzü'ndeki gibi olsun. Titre. Sevdalıklar ne sana kim bu ama? Oh, yaşa kemençe! Asgar TV ekranlarında tüm Köprübaşılar dünya seyrediyor. Ona göre gösterin hünerlerinizi. Aynen, onlar. Aynısı Mesut, al onu. Haydi horon. Oh, yaşa. Ahmet. Çıktım bir okşafaya baktım bir doya doya. Çıktım bir okşafaya baktım bir doya doya. Oradaki güzelliği sorulur. Atmacaya oradaki güzelliği sorulur. Atmacaya haber yolladı bana gideyim. Ormana haber yolladı bana gideyim. Ormana ormana sevdalıklar ne sana, yuvarlama ormana sevdalıklar ne sana, yuvarlama hava. Oh yaşa. Bu kadar mı horancı? Oturanlardan yok mu horan oynamak isteyen? bana, kırkına vurdum bana. Ya kapıdan geçerken ver tutar bana ya. Ya kapıdan geçerken ver tutar bana ya. Elimde var kuşağı, sakar benden aşağı. Elimde var kuşağı, sakar benden aşağı. Acak dönmüşsün yakınız, al sana bu uşak. Acak dönmüşsün yakınız, bravo. Yanımızda Köprübaşı'nın duayen gazetecisi Şükür Su İçmez ve Ali Su İçmez abilerim var. Şükür abi dağ taş dinlemiyor. Her taraf nerede etkinlik var orada fotoğraf çekiyor. Ali abi de Sürmene'nin ve Köprübaşı'nın nabzını tutuyor. Önce Ali abiye söz verelim. Uzak yoldan geldi. Ya. Hoş geldin Ali abi. Teşekkür ederim, sağ olun. Ali abi Köprübaşı'nın gecesinde çok güzel bir organizasyon. Görüşlerini alalım önce. Emek geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon. İnşallah yarın da bizim bir organizasyonumuz var. Gebze'de saat 10 ile 12 arası beşköylüyüz.biz web sitemizin 17. yılı münasebetiyle yarın Gebze'de buluşacağız. İnşallah tüm dostları da oraya davet ediyorum ben. Ali abi peki Köprübaşı'ndan ne getirdin bizde? Köprübaşı'ndan kendimi alıp geldim. İnsan bir tereyağı fındık bir şey getirdi abi ya. Yolculuğumuz desem sana öyle bir yolculuk yaptık ki yüzlerce kilometre karlı yollarda geldik. Öyle ani bir karar verdik bu organizasyona. Ani bir karar. Dolayısıyla abime kurabiye alıp geldim. O abine. Evet. Zaten herkes ona çalışıyor. Ali. Peki Şükür abiden razı mısın Ali abi? Çok memnunum. Çok. Bizim liderimiz. Evet. Şükür abi sağ olsun bizim de liderimiz. Benim can abilerimden bir tanesi de Şükür. Şükür abi. Can abiden takipçisiyim. Şükür abi. Olsun neredeyse buyur. Geceyle alakalı görüşlerini aldım. Valla böyle bu kadar kalabalık Köprübaşı Derneği'ne ve yönetimine, başkanın Mehmet Osman Karamehmetoğlu'na çok teşekkür ederim. Yani ben bu kadar kalabalık, bu kadar uzak bir yerde ve bu kadar kalabalık. Kesinlikle. Hiç beklemiyordum. Müthiş. Yerde çok güzel. Kalabalık da çok güzel. Gece güzel olacak. İnşallah. Ama sen ve Öbür arkadaşımız yok. O Murat herhalde yok, Murat yok. Var ya. Renk katacaksınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani olduğun yerde, geldiğin yerde renk katıyorsun. Allah razı olsun. Ben sen Sürmeneli, ben Köprübaşılı. Beşköylü desem mi deme. Ya Pınarbaşı'ndanım. Beşköy'den değilim. Dediğim gibi güzel bir gece olacak. İnşallah. Kıymetli hemşerilerim, gerek sizleri, gerekse televizyonlara karşısında etkinliği izleme, nezaketi gösteren vatandaşlarımızı en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Siz kıymetli misafirlerimize hoş geldin diyor, hürmet ve saygılarımı iletiyorum. Bu bir sosyal etkinlik, netice itibariyle tanışma, kaynaşma, eğlence programı. Gündemin ruhundan uzaklaşmadan, sizleri sıkmadan birkaç kelime arz etmek istiyorum. Köprübaşı büyük bir ailedir. Bizler de bu ailenin bireyleriyiz. Nerede yaşarsak yaşayalım, bu aileyi en iyi, en güzel noktalara taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında olmalıdır. 2 hafta sonra yurt genelinde yerel seçimleri yapacağız. Seçimlerin ülkemize, ilçemize, insanlarımıza huzur ve barış ve mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Malumunuz olduğu üzere Büyük Birlik Partisi'nden Köprübaşı Belediye Başkanlığı'na adayım. Yaşadığımız topraklara olan sevgimiz ve siz kıymetli hemşehrilerimizin istek ve arzularına istinaden bu sorumluluğa talip olmuş bulunmaktayım. Rabbim yolculuğumuzu hayırlara vesile eylesin. Sizlerden ricam odur ki yanımızda durun, bizlere olan desteğinizi esirgemeyin. Belediye başkanlığımızın döneminde Köprübaşı hak ettiği hizmetlerden muhakkak kavuşacaktır. Köprübaşı'nın makus talihini değiştireceğiz ve birlikte değiştireceğiz. Amacımız daha güzel, daha yaşanabilir bir Köprübaşı oluşturmaktır. Biz adaylar demokrasi gereği olarak hizmet yarışı içerisindeyiz. Ancak özü itibariyle kardeş, arkadaş ve dostuz. Tüm aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Gecenin hazırlanmasında emeği geçen başta Osman Karamehmetoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Çok değerli televizyonun başında bizleri izleyen Köprübaşılılar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Ben önce kendimi tanıtayım. Ali Aydın, hepiniz tanırsınız. Musa'nın, Hüseyin'in oğluyum. Mensup olduğum ailemle de gurur duyuyorum. 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti'den aday oldum. Hepiniz biliyorsunuz, Köprübaşı'nda 22 yıl idarecilik yaptım. A'sından Z'sine kadar, Arpalısından Yağmurlusuna kadar her evde öğrencim vardır. Her evde bir emeğim vardır, bir taşım vardır. Her eve rahatlıkla girer çıkarım. Değerli hemşerilerim, 31 Mart seçimleri için sizlerin desteklerini bekliyorum. Köprübaşı'na hizmet edecek olan kadrolar, hizmetin adresi olan AK Parti kadrolarıdır. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlattığımız gönül belediyeciliğini sonuna kadar yürütmeye ve size hizmetkar olmak için bu yarışa girdik. Bayram Aydın, Saadet Partisi'nin Köprübaşı Belediye Başkan adayıyım. Aranızda bulunmaktan gurur duyuyorum. Siz değerli hemşerilerimin nefesini ensemde hissetmek istiyorum. Köprübaşı yıllardır ihmal edilen bir bölge. Bu bölgeye hizmet getirmek benim gibi tecrübe sahibi birisi de nasip olacak inşallah. Ali Aydın hocam eksik olmasın. 3 dönemdir idare ediyorlar Köprübaşı'nı. Köprübaşı'nın hali, pürmeli hali ortada. Ben iddia ediyorum ki başkan seçildiğim takdirde Köprübaşı'nı en iyi şekilde idare edeceğime inanıyorum. Fazla sözü uzatmak istemiyorum. İş kişinin aynasıdır. Lafa bakılmaz. İnşallah 1 Nisan'da Köprübaşı 1 Nisan şakası yapacak ve bizi başkan olarak tayin edecek. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dernek yönetici arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon yaparak bizi bir araya getirmelerinin dolayı. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah sağlık, sıhhat versin. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Adım Zeki İmamoğlu. Çifteköprü nüfusuna kayıtlıyım. Evli, 3 çocuk babasıyım. Öncelikle kendisi küçük ama etkisi büyük olan Köprübaşı'mızın güzel insanları. Hepiniz bu geceye hoş geldiniz. Tabii ki biz bağımsız belediye başkanı olarak son günde aday olmaya karar verdik. Bunu niye verdik? Kısaca bir açıklamak istiyorum. Ben öncelikle bu genç yaşta mühendis olan bir kardeşiniz olarak bu ilçeye gerçekten kendimi, gençliğimi vermek adına kendimi ortaya koydum. Belki arkadaşlarımız, diğer adaylarımız bizden daha tecrübeli olabilir ama bizim ticari tecrübemiz ve gençliğimiz ve de mühendis oluşumuz inşallah Köprübaşı'na gerçek anlamda hizmeti getirecektir. Bunun dışında tabii ki dün acı bir olay yaşandı Yeni Zelanda'da. Bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Aynı bir bilgisayar oyunu gibi canlı canlı Müslümanların katledilmesi hepimizi üzmüştür. Bu acı aynen Türkiye'de, aynen İstanbul'da, aynen Trabzon'da, aynen Köprübaşı'nda yaşanmış gibi bunu yüreğimizde hissediyoruz ve sizden burada ölen Müslüman kardeşlerimiz için birer Fatiha rica ediyorum. Sizlerden büyük bir alkış istiyorum. Kavga istemiyorum. Aralarında kesinlikle kavga istemiyorum. Bu seçimin kardeşçe bitmesini istiyorum. Seçilecek başkanla beraber inşallah omuz omuza Köprübaşı'na neler yapabiliriz, neler katabiliriz deyip koşturacağız. Teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum mücadelelerinden dolayı. Organik hediyemiz takdim ediliyor. Sayın Başkanım, Dernek Başkanım, hiç böyle kavga havası yok. Gayet kardeşçe, dostvari beraber sahneye çıktılar ve beraber konuştular. Yani çok güzel bir örnek oldular. gibi böyle ama bir şey de dikkatimi çekmiyor değil. Pek fazla böyle alkışlamak istemiyoruz. Alkışlamak demek efendim bizleri ille de çok beğendiğiniz için tempo tutun demek değildir. Alkışlamak eğlenceye iştirak etmektir. Moda girmektir, havaya girmektir. O yüzden alkışlayın. Avuçlarınız patlayıncaya kadar alkışlayın. Çünkü bu gece sizin geceniz. Eğlenmek sizin hakkınız. Bizler de burada sizlere küçücük bir böyle gülümseme bile yüzünüzde yansıtabilirsek, bir nebze olsun sizlere mutlu dakikalar geçirebilirsek ne mutlu bize, mutlu mutlu ayrılacağız buradan. Yanımızda Göktürk Trabzonlar Derneği bütün Başkanı Sayın Evren Sancak var. Başkanım, bu akşam Köprübaşı'nın gecesindeyiz. Muhteşem bir etkinlik. Görüşlerini alabilir miyim? Yine Köprübaşı burada kongre birleşti. Çok güzel bir gece oldu. Emeğe geçen başta Osman Karamehmetoğlu, Osman abi ve yönetim kurulunda tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir gece oldu. Bu sefer her sene Avrupa yakasını alıyordu. Bu sene Avrupa yakasını aldık. Çok da kalabalık oldu. İnşallah seneye daha kalabalık olur. Bursa amaçlı bir gece. Peki başkanım, bu akşam siyasi açıdan da birlik ve beraberlik var. Bu da çok güzeldi. Onunla ilgili de taşımış oldu efendim. Şimdi bir yarış var Köprübaşı'nda. Tüm siyasi partiler. Bunlardan bir tanesi de benim abim, öz abim. Söyledim ama. Ben ama seçilecek olan başkan bizim başkanımızdır sonuçta. Köprübaşı Belediye Başkanı'dır. Tüm adaylara başarılar diliyoruz. Hayırlısı neyse olsun. Bir dakika. Peki başkanım, Göktürk Trabzonlar Derneği olarak sizin var mı önümüzdeki günlerde bir hazırlığınız, bir planınız? Ya muhakkak olacak. Etkinliklerimiz devam ediyor. Bizim etkinlik bizde bitmez. İftarlarımız oluyor. Maturdağ yayla şenliklerimiz oluyor. Öğrencilere burslar oluyor. Paneller oluyor. Gezilerimiz oluyor. Her şey oluyor yani. Elimizden geldiği kadar Köprübaşı'na ve Trabzon'a yardım tanıtma. Göktürk Trabzonlar Derneği'nin özelliği başkanım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları bile ziyarete geliyor. Ben aynı zamanda Trabzon Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısıyım. Orada beraber yürüyoruz. Orada da güzel bir birliktelik var. Trabzon Federasyonu da bizim. Orada da Dursun Başkanımız var. Yani Trabzon adına hizmet eden her kurum bizim için makuldür. Yani ben buradan tekrar geceyi düzenleyen Köprübaşı Gülü Alışım Derneği. Ben de bu dernekte 10 yıl yöneticilik yaptım. Hala da gönül olarak yöneticisiyim. Teşekkür ediyorum. Ayrıca de Tek Rumeli TV'ye Karadeniz kültürünü yaşattığı için teşekkür ederiz. Ayrıca sana da. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Emice nasılsın? İyi, Allah'a şükür. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Nasıl buldun Köprübaşı Derneği'nin gecesini? Güzel, çok güzel. Görüşlerini alalım. Düzenleyeden Allah razı olsun. Şimdi Köprübaşı bir markadır. Türkiye genelinde. Küçük bir yerdir, küçük bir ilçedir. Yalnız 2000-2500 nüfusu vardır ama okumuşuyla, bürokrasisiyle çok büyük, çok büyüktür. Futbolcusuyla. Aynen öyle. Futbolcusuyla, Fatih Teke ile, Adnan Kahveci ile, ne bileyim, Türkiye genelinde her kademede şeyi vardır, bürokrasisi vardır. Okumuşun bol olduğu bir yerdir. Bu geceye de düzenleyerek çok teşekkür ediyorum. Evet, yanımızda Trabzon Federasyonu Spor'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Köksal Bayraktar var. Köksal abi, Köprübaşı Derneği'nin düzenlemiş olduğu güzel gecedeyiz. Görüşlerini alabilir. Coşkulu bir şekilde başladık. Evet. İnşallah coşkulu bir şekilde. Buradan tüm Rumeli'ye selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. Evet, yine İstanbul Köprübaşı Kültürel Yardımlaşma Derneği'nin bizler için organize ettiği birlik, beraberlik, dayanışma gecesinde beraberiz. En güzel bu etkinliği düzenleyenleri hepsini kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Bütün Köprübaşı gurbette birleşti, buluştu, kaynaştı. Ömer Karakoç'a çok teşekkür ediyoruz. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Her zaman programlarda da bizleri yalnız Köksal abi, Köprübaşı birlik oldu, beraberlik oldu bu akşam. Arkadaşlar? Siyasette de birlik, beraberlik vardı bu akşam. Bütün parti adayları birlikteydi. Bununla alakalı görüşlerini alıyoruz. Şimdi Köprübaşı küçük bir ilçe ama siyasetle bürokrasi olarak biliyorsunuz çok büyük değerler yetiştirmiş. Özellikle tabii isim verecek olursak Adnan Kahveci rahmetli, Recep Yazıcıoğlu, Ali Attingur, milli futbolcumuz Fatih Teke, eski senatör Ahmet Yıldız, generalimiz İzzet Ocak gibi böyle çok büyük değerler Türk siyasetine, çok değerli iş adamları yetiştirmiş. Onun için siyasette de bunlar birlik, beraberlik, kaynaşma içinde, bir yarış içinde oluyorlar ama sonuçta hepsi akraba, hepsi kapısını açıyor, birbirini yüzüne görüyor. Onun için birbiriyle siyaset sadece siyasi arenada yapıyor. Siyaset bittikten sonra bu siyasetin orada kalacağını tahmin ediyorum. Kazanan kaybedeni, kaybeden kazananı bence elini kaldırıp alkışlayacağını öyle tahmin ediyorum. Ki olması gereken de doğru olan da budur. Çünkü ülkemizin bu tür siyasete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Başkanın güzel köyü adına yazlık derler. Başkanın güzel köyü adına yazlık derler. Kızlar güzel olur, insanı çok severler, insanı çok severler o. Bu köylü böyle da seversin ağlamasın. Alır onu başkası, köyde de duramazsın, köyde de duramazsın. Oh, Erkan Ocak diye de rahmetli anıyorum. Hazır mıyız? Sürmenek gemiler birileri bir geri, sürmenek gemileri birileri bir geri, bitmeyesi gittiler başka yiyen dilleri, bitmeyesi gittiler başka yiyen dilleri. Ben ortaya konuştum, herkes alsın payına, vurdum yalan dünyayı kemerci bu yayına. Ben ortaya konuştum, herkes alsın payına, vurdum yalan dünyayı kemerci bu yayına. Ben ortaya konuştum, herkes alsın payına, vurdum yalan dünyayı, gebereceğim uyayı. Ben ortaya konuştum, herkes alsın payına, vurdum yalan dünyayı, gebereceğim uyayı. Olsa yarılırdı, yürek nasıl dayandı. Ben ortaya konuştum, herkes alsın payına, vurdum yalan dünyayı, gebereceğim bu yayına. Ben ortaya konuştum, herkes alsın payına, vurdum yalan dünyayı, gebereceğim bu yayına. Biliyordum yaşanmam mı, olsam 20 yaşında. Ben ortaya konuştum, herkes alsın payına, vurdum yalan dünyayı, kemereceğim bu yayına. Ben ortaya konuştum, herkes alsın payına, vurdum yalan dünyayı, kemereceğim bu yayına. Ben ortaya konuştum, herkes alsın payına, vurdum yalan dünyayı, kemereceğim bu yayına. Çok teşekkürler. 1, 2, 3 hep beraber. Oh yaşa. Atırken taşım bir vurdum arkadaşım bir. Atırken taşım bir vurdum arkadaşım bir. Evvel seni severdim, şimdi kız kardeşim değil. Evvel seni severdim, şimdi kız kardeşim. Dumandım yayınlanmam, ya senden ayrılamam. Dumandım yayınlanmam, ya senden ayrılamam. Ya senden ayrılırsam, yarım ağlarım yanar. Ya senden ayrılırsam, yarım ağlarım yanar. omuzumdan dalga bir düştü dinledi sabri, omuzumdan dalga bir düştü dinledi sabri. Sevdalıktan zorlarsan gel bari yüper bak, sevdalıktan zorlarsan gel bari yüper bak. Okşoköy'ü, Gençköy'ü dolaşıp geliyoruz. Şuma bankı da Kinesan'ın doğum deşi yaptı beni gündeşi, Kinesan'ın doğum deşi yaptı beni gündeş. Maşallah boylarına doldurdun 25'i, maşallah boylarından doldurdun 25'i, doldurdun 25, maşallah boylarından doldurdun 25'i. Ha, tüm televizyon açık. Bravo. Dışa 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 dışa. Oh be. Sevgili izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Başkanım, muhteşem bir geceydi. Finali sizle kapatalım. Teşekkür ediyorum Tek Rumeli TV'ye, Çok teşekkür ediyorum. Halkımıza, katılan değerli katılımcılara, Sayın Kocaeli Valisi'ne, Sayın Mehmet Muş'a, Sayın Arnavutköy Belediye Başkanı'na, değerli müdürü Sinan Kadıbey'e, hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız Hülya Bulat, Onay Şahin, Aşık Süleyman ve Onur Atmaca kardeşime hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir gece oldu. Sonuna geldik, yorulduk ama insanlarımız eğlenmeye ihtiyacı var. Görüşmeye, buluşmaya ihtiyaçları var. Bir sürü insan burada buluştu, beraber oldu. Görmedikleri arkadaşlarını gördüler. Onun için katılımcılara, uzaktan yakından, Köprübaşı'ndan gelenlere, belediye başkan adaylarına hepsine teşekkür ediyorum. Ve özellikle Ömer Karakaş'a size teşekkür ediyorum. Sevgili kameraman arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. İnşallah sizin yayınınızda da bunu tekrar bir daha izler halkımız. Beğenirler inşallah. İnşallah başkanım. Ben size başarılar diliyorum. Bu akşam muhteşemdi. Birleştirici ve bütünleştirici bir geceydi. Köprübaşı'nı bir araya topladınız. Siyasiyi, herkesi bir araya topladık. Kardeşlik içerisinde seçimi de geçirmeye sağladınız başkanım. Zaten amacımız Köprübaşı'nı bir araya getirmek. Kavga ortamı oluşturmamak, birlik oluşturmaktı amacımız. Onda da başarılı olduk diye düşünüyorum. Bu halk her şeyi hak ediyor. Kesinlikle başkanım. Ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. İnşallah. Evet sevgili Tek Rumeli Televizyonu izleyicilerimiz, bir Rumeli'den Karadeniz'e programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.